Sevgili izleyiciler, Türk Toraks Derneği YouTube kanalında yeni ve güzel bir konuyla yine birlikteyiz. Yine bu konunun Türkiye'deki en önemli uzmanlarından Doçent Doktor Ebru Damadoğlu bizimle birlikte. Hacettepe Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak kendisi çalışıyor. Konumuz astım ve KOAH hastaları nelerden kaçınmalı? Tabi bu konuyu anlatırken, nelerden kaçınması gerektiğini anlatırken sevgili Ebru bize astım ve KOAH nasıl bir hastalıktır ondan da bahsedecek. Biraz tedavisinden bahsedecek. Hoş geldin Ebru. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Yaklaşık kaç dakika izleyicilerimiz bizi izlesinler? Slaytları ne kadar sürer? Herhalde tartışmayla birlikte bir 20 dakika, en fazla 25 dakika gibi düşünüyorum. Tamam, yok gözlerini korkutmayalım. Çok güzel 15. bilgiler paylaşacaksın. O 15 diyelim biz ona, çabuk çabuk anlatırız. Ben de arada tamam. Sorularla en azından konuyu hareketlendirmeye çalışırım. O zaman istersen başlayalım. Astım ve KOAH nasıl hastalıklar? İstersen öyle başla. Şimdi astım ve KOAH hastaları nelerden kaçınmalı ve nelere dikkat etmeli konusundan bahsedeceğim. Bunlardan bahsederken astım ve KOAH nasıl bir hastalık? Bunları da anlatacağım. Astım hava yollarında daralmayla kendini gösteren ve ataklarla seyredebilen kronik bir hastalık. Hastalar astım tanısını aldıklarında önce bir korkuyorlar ve ürküyorlar. Ama bilmek lazım ki astım ilaçları düzenli kullanıldığında ve hasta bazı risk faktörlerine dikkat ettiğinde tam anlamıyla normal bir hayat sürüyor. Bu hastaların hava yolları uyaranlara karşı normal bireylere göre biraz daha duyarlı oluyor. Bu uyaranlar toz, duman, koku, soğuk hava ya da alerjenler gibi uyaranlar olabiliyor. Bunlara maruz kaldıklarında öksürük, nefes darlığı, göğüste baskı gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. Astım şikayetlerini tetikleyebilen risk faktörleri neler? Nezle, grip gibi hastalıklara neden olabilen virüsler, yoğun stres, soğuk hava, ağır egzersiz, bazı ilaçlar, iç ve dış ortam hava kirliliği, kimyasallar, sigara dumanı özellikle ve alerjik olan bireylerde ev toz akarı, küf sporu, polen ya da hayvan alerjeni gibi alerjenlerle karşılaştıklarında astım şikayetleri ortaya çıkabiliyor. Diyebilir miyiz? Özür dilerim araya gireyim ama şu astım alerjik bir hastalıktır çoğunlukla diyebilir miyiz? Aslında öyle değil. Çocuk yaş grubunda belki alerjik astım oranı biraz daha yüksek, %50-60'lar gibi olabilir. Ama erişkin yaş grubundaki astımlı hastaların %40, en fazla %50'si alerjik oluyor. Yani tamamıyla alerjik bir hastalık değil aslında. Ama alerjik bir şey saptamışsak bu bizi astım tanısına yakınlaştıran bir faktör. Alerjik şikayetleri olmasa ama teşhise giderken önemli değil mi? Özellikle önemli, sorguluyoruz. Tabii. Öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleri olan birinde bir de ev toz akarı alerjisi saptamışsak astım tanısına daha fazla yaklaşmış oluyoruz. Astım tanısını koyduğumuz bir hasta bize böyle sık şikayetler, ataklar ya da kontrolsüzlük durumuyla geliyorsa o zaman bizim ilk sorduğumuz şey hasta doğru ilaçları mı kullanıyor? Bu ilaçları düzenli kullanıyor mu? Düzenli kullanıyorsa da İlaçları doğru teknikle kullanıyor mu oluyor? Çünkü bu iki durum yani ilaçları düzenli kullanmamak ya da düzenli kullanıp yanlış teknikle uyguluyor olmak. Yani hasta çektiğini zannediyor ama çekemiyor oluyor aslında ilacını. Bunlar hep atak için risk faktörü. Astımlı hastalarda yine astımlı hastaların dikkat etmesi gereken, bizim de sormamız gereken ilaç yan etkileri. Astımda kullandığımız ilaçlar tedavi edici ilaçlar. Ki bunlar kortizon içeren ilaçlar ama çok düşük dozda kortizon içeriyor. O nedenle kortizonun bütün vücutta gösterdiği o sistemik diğer sistemleri ilgilendiren yan etkilerini görmeyi pek beklemiyoruz astımda. Bir de kurtarıcı ilaç dediğimiz hastalar sıkışınca kullanılan bir ilaçlar var. Onlar da ellerde titreme, çarpıntı, ritim bozukluğu, kaslarda kramp gibi yan etkiler yapabiliyor. Bunlar bizim nadiren gördüğümüz yan etkiler ama hastaların bunları bilmesi yine bizim de sormamız lazım. Hasta nefes acıcı ilacını çektikten sonra mutlaka ağzını güzelce çalkalamalı, yıkamalı, temizlemeli. Yoksa ses kısıklığı, ağızda mantar enfeksiyonu gibi durumlar ortaya çıkabiliyor.
Bunlar varsa biz ne yapıyoruz? Nefes açıcı ilaçla hastanın ağzı arasına bu şekilde görüldüğü gibi bir ara parça, spacer ekleyebiliyoruz. Hem yan etkileri azaltmış oluyoruz. Hatırlatalım, bu ilaç konusu önemli. Bizim Profesör Doktor Bilum Gemicioğlu yine YouTube'daki söyleşilerimiz arasında bu ilaçların nasıl doğru kullanılması gerektiğine dair bilgi de vermişti. İzleyicilerimiz dilerlerse o videoyu izleyebilirler. Gerçekten herhalde astım tedavisindeki en önemli basamak ilaçların doğru kullanılması herhalde, değil mi? Çoğu hasta bize geliyorlar, İlaçlar işe yaramadı diye, ama bir bakıyoruz ki aslında doğru kullanmamışlar. Esas problem oradan kaynaklanıyor. Bunun için de herhalde hastalara yeterince zaman ayırmak, bu ilaçların nasıl kullanılacağını doğru anlatmak, yeterince süre ayırarak anlatmak en önemlisi. Ülkemizde genellikle hekimlerin bu kadar zamanı olmadığı için bu tarif etme işini çoğunlukla eczacılar yapıyorlar. Bazen onlar da atlayabiliyor veya yeterince doğru anlatmıyorlar. Buradan sorun çıkıyor diye düşünüyorum. Senin fikrin nedir Evrucuğum? Evet, bazen bu kortizon içerdiğini duyunca ilaçların kullanmama durumu olabiliyor. Ama tedavi eden ilaçlar bu kortizon içeren ilaçlar ve dediğim gibi çok düşük dozda kortizon içerdiğinden yan etki yapması çok beklenmiyor. Hastalar bu kortizonlu ilacı kullanmamayı tercih edip kurtarıcı olarak kullanılan şu altta şekilde gördüğünüz mavi ilacı tercih edebiliyorlar. O zaman da astım kontrolü, yani daha çok ciddi ataklarla gelen hastalar olabiliyor. Yani çok iyi anlatmamız lazım hastaya hangi ilacı kullanacağını, düzenli kullanması gerektiğini ve nasıl kullanacağını anlatmamız lazım. Bazen bakıyorsunuz 5 yıldır astım hastası ilaçlarını düzenli kullandığını da söylüyor ama yapmasını istediğinizde doğru teknikle uygulamadığını görebiliyorsunuz. Yani bunu değerlendirmek çok önemli. En önemli kontrolsüzlük nedeni. İlaçları yanlış kullanmak ya da kullanmamak. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın bir hastaya muayene için ayrılması gereken süre olarak önerdiği süre en az 20 dakika. Ama bizim göğüs hastalıklarında, bizim yaptığımız bir araştırmada en az 35 dakika süre ayırmak gerektiğini biz bulduk. Ama ülkemizde ne yazık ki Sağlık Bakanlığı'nın randevu sisteminde 3-4 dakikada bir randevu verilebiliyor. Hastanın adını soyadını sorduğumuzda zaten bu sürenin çok büyük bir kısmını harcamış oluyoruz. Hastalarımızdan da kendilerine yeterli süre ayrılmasını hem hekimlerden hem de Sağlık Bakanlığı'ndan talep etmelerini önerelim. Evet, çok doğru. İnfeksiyonlar önemli olabilir. Kontrolsüz, yani şikayetleri olan hastalar geldiğinde sorguladığınızda genellikle sık antibiyotik kullandıklarını görüyorsunuz. Mesela son bir yılda 5 kere antibiyotik kullanmış bir hasta oluyor. Ama sorguladığınızda aslında antibiyotik kullanmasını gerektirecek bir enfeksiyon geçirmemiş oluyor. Yani ateşi olmamış, sarı yeşil balgamı olmamış, sarı yeşil burun akıntısı olmamış bir hasta oluyor. Sırf hani öksürüğünde bir artış, nefes darlığında bir artış olduğu için antibiyotik kullanarak gelmiş olabiliyor. Lüzumsuz ve gereksiz antibiyotik kullanımını astımlı hastalara da önermiyoruz. Bazen astım nedeniyle kötüleşmeler olmuş olabiliyor. Ona dikkat etmek lazım. Alerjenlerden korunma konusu önemli. Yani biz astımlı hastalar alerjenlerden uzak duralım mı, evimizi nasıl temizleyelim diye sorabiliyorlar. Ama dediğim gibi erişkin astımlı hastaların en fazla %40-50'si alerjik oluyor. Alerji saptadığımız hastalara korunma önlemlerini anlatmayı tercih edebiliriz. Ama tamamıyla o önlemleri alsalar bile alerjenden uzaklaşmak mümkün olmuyor. Yani evleri kimyasallar, bu alerjenlerden kurtulmak için kimyasallarla temizlemeyi kesinlikle önermiyoruz. Çünkü hem kimyasalların o hava yollarını tahriş edişi etkisine maruz kalmış oluyorlar. Yani tuz ruhu, çamaşır suyu gibi temizleyicileri kullanabiliyorlar ki bu da astım atağına neden olabiliyor. Hem de alerjenler üzerine bir etkisi olmuyor bu temizleme yöntemlerinin. Polen alerjisi olan ya da küf alerjisi olan hastalar, bunu biz test yaptık ve saptadıysak, polenlerin çok yoğun olduğu dönemlerde, ilkbahar dönemlerinde mesela, kapalı alanlarda kalmayı tercih edebilirler. Bunun dışında evde kedisi olan bir hastaysa, kedinin uzaklaştırılması şeklinde belki bir tedavi yöntemi öneri yapılabilir. Diğer alerjisi olmayan hastalara alerjen korunma önlemlerini anlatmıyoruz, bahsetmiyoruz zaten. İç ve dış ortam hava kirliliği önemli. Astım atakları ve kuaf
Ebru'cum tekrar bir önceki slayta dönebilirsen. Bizim hastalarımızın yine çok sık sorduğu bir soru var. Böyle pahalı elektrik süpürgelerini alayım mı? Çünkü böyle 3-5 bin dolara satılan elektrik süpürgeleri bütün etraftaki polenleri, küfleri temizlediği iddia ediliyor. Ve hastalarımızın bir kısmı buna ciddi paralar yatırabiliyorlar. Bunu önerir misin? Bunun bir faydası var mı? En azından bu konuda bilgi vermiş olalım. Erişkinlerde yapılan çalışmalarda aslında tek uygulanan bir yöntemin çok fazla bir etkisi olmadığı gösterilmiş. Ve bunlar çok pahalı yöntemler dediğiniz gibi. O yüzden önermiyoruz. Birçok önlemin bir arada alındığı çalışmalar var. Çocuk yaş grubunda belki faydası olabileceği söyleniyor. Ama bizim rehberlerimizde bu alerjen korunma önlemlerinin faydası olmadığı yönünde. Yani ben HEPA filtreli elektrik süpürgesi önermiyorum ev toz akar alerjisi olan birine. Yaptığım öneri en fazla şey şeklinde oluyor. Yani evde toz tutacak kalın tekstil malzemeleri çok fazla bulundurmamaları, nemli bezle toz almaları, işte yatak odasında yiyecek bulundurmamaları şeklinde oluyor. Ama HEPA filtreli elektrik süpürgeleri ya da hava temizleyiciler, bu alerjenlerden koruyan yorgan kılıfları, yastık kılıfları onların etkili olduğu erişkin popülasyonda gösterilmemiş. O yüzden önermiyorum. Teşekkür ederim. İç ve dış ortam hava kirliliği de astım atakları ve koa alevlenmelerine neden olabiliyor. O yüzden astımlı ve koalı hastalara mümkünse hava kirliliğinin çok yoğun olmadığı ortamlarda yaşamalarını tavsiye ediyoruz. İç ortam hava kirliliği dediğimiz şeye ne neden oluyor? Ev içinde kullandığımız, ısınmak amacıyla kullandığımız sobalar, özellikle kömür gibi yakıt tercih ediyorsak, fırın yakıtları, kızarmış yağlar, mesela ocağın iyi bir dışarı havalandırmasının olmasını öneriyoruz. Oda spreyleri, duvar boyaları, cilalar, mobilyalar, bunların hepsinden hava yollarını irite edebilecek, hava yollarına zararlı aslında maddeler saçılıyor iç ortama. Evin çok iyi havalandırılmasını öneriyoruz bunlardan kaçınmak için. Sigara dumanı hem KOAH'ta hem astımda hem tedavinin etkisini azaltan hem de ataklara neden olan bir uyaran. Bundan mutlak uzak durulmasını öneriyoruz. Astımda ya da KOAH'ta özel bir beslenme şekli önerimiz yok ama genel sağlık faydasını bildiğimiz için ve kardiyovasküler riskleri de azalttığı için sebze ve meyvelerden ağırlıklı beslenmeyi öneriyoruz. Çünkü obezite hem astımda hem de KOAH'ta zor tedavi, astımın ve KOAH'ın zor tedavi edilmesine neden oluyor. Obez hastalar biraz daha fazla şikayetlerle bize geliyorlar ve daha zor tedavi oluyorlar. Şekerli gıdalar, fast food gıdalar, hareketsiz bir yaşam ve sağlıksız içecekleri önermiyoruz. Egzersizi soruyor astımlı hastalar. Biz peki astımımız var, KOAH'ımız var. Egzersiz yapabilir miyiz? Yani evde oturmamız mı gerekir? Hayır, tam tersi. Yaşam kalitesini artırdığı, yine kardiyovasküler riskleri azalttığı için düzenli egzersiz öneriyoruz. Egzersize başlamadan önce ama astımlı hastaların hava yolları duyarlı olduğu için biraz iyi ısınmaları gerekiyor. Normal bir insan orta şiddette bir egzersiz öncesi bir 20 dakika ısınıyorsa astımlı hastanın bir yarım saat 40 dakika ısınması gerekiyor. Buna rağmen egzersiz esnasında şikayetleri oluyorsa iyi ısınmasına rağmen o zaman egzersizden 5-10 dakika önce kurtarıcı ilacını almasını önerebiliyoruz. En iyi egzersiz ne? Yürüyüş olabilir açık alanda, temiz havada ya da yüzme olabilir astımda önerebileceğimiz ama kapalı havuzlarda yüzen astımlı hastalarda klorin gazına maruziyet olabilir. O da yine astım şikayetlerini kötüleştirebilir. Açık alanda yüzmeyi daha çok öneriyoruz. Stres önemli bir tetikleyici hem astımda hem KOAH'ta. İlaç uyumunu da olumsuz etkiliyor. Depresyonda olan bir hasta ilaçlarını bırakabiliyor. Bu da atak nedeni olabiliyor. Stresle baş etme yöntemleri belirlenmeli ve yoğun bir depresyon, anksiyete durumu varsa uzman kişilere yönlendirmeli. Yine astımlı hastaların %80 hatta bazı çalışmalarda %95'e varan oranlarda üst hava yolu hastalığı da oluyor. Yani alerjik nezle, sinüzit, burun polibi gibi bir durum olabiliyor. Üst hava yolundaki tıkanıklığı tedavi etmezseniz bu sefer astım şikayetleri de tam olarak düzelmiyor. Hastanın burun şikayetleri varsa bunu da düzenli tedavi etmemiz gerekiyor. Reflü önemli bir kontrolsüzlük nedeni. Reflüsü olan hastalara
ağır yağlı baharatlı yiyecekleri yememelerini, az ve sık yemelerini, yatarken yastığı biraz yükseltmelerini ve yatmadan en az 3 saat önce bir şey yiyip içmemelerini öneriyoruz. Çünkü gece şikayetlerine neden olabiliyor. Bazı ilaçlar var. Astımlı hastalarda dikkatli kullanmamız gereken yüksek tansiyon, kalp damar hastalığı, kalp ritim bozukluğu, migren ve göz tansiyonu için kullanılan bazı ilaçlar astım şikayetlerini kötüleştirebiliyor. O yüzden hastaların astım doktoruna kullandıkları tüm ilaçları göstermeleri ya da bir kalp doktoruna, dahiliye doktoruna gittiklerinde astımlarının olduğunu söylemeleri gerekiyor. Bir grup astımlı hasta aspirin ve benzeri ağrı kesici ve romatizma ilaçlarıyla astım şikayetlerinde kötüleşme yaşayabiliyorlar. Böyle bir durum varsa bunu da yine astım doktorlarına söylemeleri gerekiyor. Hekime danışmadan da rastgele ilaç hiçbir şekilde kullanmamalarını öneriyoruz. Bazı meslek grupları astım için risk taşıyor. Pardon Ebru'cum vurgulayalım istersen. Sonuçta bütün astım hastalarının aspirinden, ağrı kesiciden kaçınmasına gerek yok. Yok. Bu yaklaşık, yanlış biliyorsam düzelt lütfen, bütün astımların %5 kadarında olan bir durum. O yüzden daha önce böyle bir şey yaşamışsa onların dikkatli olması lazım. Onun dışındaki astımların bu ilaçlardan özellikle kaçmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Değil. Yani hasta daha önceden herhangi bir ağrı kesiciyi sorunsuz kullanmışsa o hasta kullanabilir. Ama bilmiyorsa, özellikle ağır astımı olan ve bu tekrarlayan burun polibi olan, kronik sinüzitiriti olan hasta grubunda %30-40'lara varan, hatta daha fazla oranlarda var. Ama hafif astımı olan, ilacı kullandığında da sorun yaşamayan grup almaya devam edebilir. Sorun yok. Bazı meslek grupları riskli dedik. Hangi meslek grupları? Boyacılar, temizlik işçileri, kazan dairesi çalışanları, yine kuru temizlemeciler, marangozlar, kuaförler, aşçılar, mangal işiyle uğraşanlar, yani hava yollarını tahriş edebilecek gazlara maruz kalan her iş kolu aslında riskli grubu oluşturuyor. Hem kuaf hem astım için. Bazı hastalarda bu meslekle çok artıyorsa şikayetler ve kaçınmak mümkün değilse o maruziyetten, iş yerinden uzaklaşmayı önerebiliyoruz. Mutlaka iş yerinde etkili bir havalandırma sistemi olması gerekiyor ve çalışırken bu şekilde gördüğümüz çalışanlar gibi uygun maske ve kıyafetlerin kullanılarak çalışılması gerekiyor. Gebelik önemli bir konu. Astımlı bir hasta gebe kaldığında kortizon içeriyor korkusuyla ilaçlarını bırakarak ve atak yaşayarak bize gelebiliyor. Gebelikte astım ilaçlarının neredeyse tamamı güvenli bir şekilde kullanılmaya devam edilebilecek grupta. Kesinlikle kesilmemeli, ilaçlara ara verilmemeli, ilaç dozları azaltılmamalı diyoruz. Tabii gebelikte sigara içilmemeli. Çünkü bu hastalar, gebe hastalar ilaçlarını kestiklerinde sonra atakla gelebiliyorlar. Bu sefer daha yüksek dozda ilaç kullanmaları gerekebiliyor. Bebek içinde, doğacak bebek içinde erken doğum gibi, düşük doğum ağırlığı gibi sonuçları olabiliyor. Gebe astım hastaları ilaçlarına mutlaka devam edecekler. Aşılar nasıl aşılanacak astımlı hastalar? Orta ve ağır astım olan hastalara her yıl grip aşısını öneriyoruz. Bunun dışında kesin bir önerimiz, başka bir aşı önerimiz yok. Astımla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Aslında KOAH'la ikisi benzer risk faktörleri taşıyor. KOAH dediğimiz durum ne? Kronik obstrüktif akciğer hastalığının ilk harfleri KOAH. Süren, yani müzmin, tıkayıcı akciğer hastalığı anlamına geliyor. Kronik bronşit ya da amfizem olarak da halk arasında bilinebiliyor. Hava yollarında, yani bronşlarımızda tıkanma astımdan farklı olarak burada tam olarak geri dönüşümlü değil. Ve risk faktörlerine maruziyet devam ederse ve sigaraya maruziyet devam ederse ilerleyici bir tıkanma söz konusu. Yani hasta sigara içmeye devam ederse, KOAH'lı bir hasta daha hızlı bir şekilde solunum fonksiyonlarında düşüş oluyor. Burada sağlıklı ve KOAH'lı hastanın akciğerlerini ve kalbini görüyorsunuz. Sağlıklı hastanın akciğerleri pembe, kalbi küçük. Ama KOAH'lı hastanın akciğerleri o zararlı maddelere maruziyet nedeniyle siyah, kalbi büyük ve akciğerleri de büyük. Hava hapsolup dışarı çıkamadığı için. Burada önlenebilir aslında bir durum KOAH. Önlenebilir risk faktörleri var. Aktif pasif sigara dumanı maruziyeti en önemli risk faktörü. İç dış ortam hava kirliliği.
mesleksel toz ve kimyasallara maruziyet, ev içi odun, kömür, tezek dumanı maruziyeti, bunların hepsi KOAH nedeni olabiliyor. Hiç sigara içmemiş 65 yaşında ama hayatı boyunca yer ateşi, tandır, bunlarla uğraşmış kadın hastalarımız olabiliyor. Ya da yine hiç sigara içmemiş ama 30 yıl pasif sigara dumanına maruz kalmış KOAH'lı hastalarımız var. Bunlara maruziyetten mutlak kaçınmak lazım. Mutlak yapılması gerekenler neler? KOAH tanısı konduktan sonra sigaranın bırakılması, anksiyete ve depresyonun tedavisi. Çünkü KOAH tanısını alınca hastalarda bir anksiyete hali ve depresyon hali ortaya çıkabiliyor. Sigaraya daha çok içmeye başlayabiliyorlar ya da ilaç uyumları kötü olabiliyor. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz KOAH'lı hastalara da öneriyoruz. Yine sebze meyvelerden yoğun ağırlıklı beslenme. Egzersizden kastımız ne? Yani haftada 5 gün yarım saat tempolu yürüme şeklinde olabilir. Günde 10 bin adım hedeflenebilir haftada 5 gün. İlaçların düzenli kullanılmasını öneriyoruz. Solunum kaslarını güçlendiren pulmoner rehabilitasyon programlarına düzenli devam edilmesi önemli. KOAH'ta aşı konusu var bir de. Her yıl mutlaka grip aşısını KOAH'lı hastalara öneriyoruz. Zatürre aşısını da 65 yaş üstündeki KOAH'lı hastalara rutin öneriyoruz. 65 yaş altında olanlara da solunum fonksiyonları düşükse ya da eşlik eden bir kalp hastalığı, şeker hastalığı gibi bir durum varsa zatürre aşısını öneriyoruz. Covid döneminde dikkat edin. Covid'e geçmeden sigaraya dönelim mi Ebru'cum? O önemli bir konu. Hep sigaranın bırakılmasını söylüyoruz. Daha yeni bir hastam sordu. Sigarayı bırakınca akciğerlerim pırıl pırıl olur mu? Eski haline döner mi? Ne dersin? Döner mi? KOAH'lı bir hasta. KOAH'lı bir hasta. KOAH'lı bir hasta 40 yaşın üstünde ve uzun süre sigara içti muhtemelen. Tamamen normale dönmeyecek. Çünkü bir miktar etkilendi ve geri dönüşümsüz değişiklikler akciğerde oldu. Ama sigarayı bırakırsa şöyle söyleyeyim. Sağlıklı bir insan yılda 20 mililitre solunum fonksiyonlarını kaybediyorsa, KOAH'lı bir insan, sigara içen KOAH'lı bir insan 150 mililitre yılda kaybediyorsa, sigarayı bırakırsa 50 mililitre kaybedecek. Yani o solunum fonksiyonlarındaki düşüş sigarayı bıraktığınızda daha az olacak. Yani sigarayı bıraktığında hastalığının ilerlemesi duracak hemen hemen diyebiliriz. Duracak. Sigara içtikçe evet. Sigaranın verdiği zarar giderek artacak ve artık kendi kendine nefes alamaz. Sürekli oksijen kullanması gereken, belki bir takım daha ileri aletler kullanması gereken bir hasta haline gelecek. KOAH'lı evet. Bir hasta. Yani bu kesin. Yani olur mu olmaz mı denecek bir şey yok. KOAH'ı varsa, sigara içmeye devam ederse 5-10 yıl içinde belki bazılarında daha hızlı bu dediğim şeylerin gerçekleşme olasılığı çok yüksek. Ama sigarayı bıraktığında en azından bıraktığı seviyeye yakın bir düzeyde çok çok uzun yıllar boyunca böyle devam edebilir. O yüzden evet. Sigarayı bırakmak herhalde KOAH'ta tedavinin en önemli basamağı. Tabii sadece akciğer gibi düşünmemek de lazım. Kalp üzerine de çok olumsuz etkileri var sigaranın. Sigarayı bıraktığında kalp üzerindeki o koroner arterler, kalp damarları üzerindeki olumsuz etkisi de ortadan kalkmış olacak. Yani yaşam uzayacak aslında ve daha kaliteli bir hayat sürecek. Geri dönüşümlü olmasa bile daha uzun yaşayacak. Bizi tabii sadece KOAH'lı hastalar, astımlı hastalar izlemiyordur. Muhtemelen sağlıklı insanlar da izliyordur. Onlara da şöyle bir bilgi vermek isterim. Sigara içmiş kişilerle içmemiş kişilerin yaşam süreleri karşılaştırıldığında sigara içenlerin ortalama 28 yıl daha az yaşadığı saptanmış. Yani bu çok 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 uzun bir süre. Hayatınızdan 28-30 yılı sigara için vermek istiyor musunuz? Sigara içerken veya sigaraya başlarken genç izleyicilerimize bunu söyleyelim. 30 yıl çok değerli. Kimse bunu heba etmemeli bence. Evet. Ya bırakmak için her yolu denemek lazım. Hı hı. O zaman COVID'e geçebiliriz. COVID dönemi halen devam ediyor pandemi. Ne zaman biteceği de belli değil. KOAH ve astım hastaları sayısından bahsetmedik ama şöyle söyleyelim. Sanki astım ve KOAH ne kadar yaygındır diye düşünürsek yaklaşık Türkiye'de astım ve KOAH'ları toplarsanız 5 milyona yakın insan ediyor. Türkiye nüfusunun çok büyük bir yüzdesi, %4, %5'i diyelim. O yüzden milyonlarca insandan bahsediyoruz. Covid döneminde de bunlar risk altında mı gerçekten bilmek istiyorlar. Ne dersin? Şimdi ben uluslararası rehberlere baktım.
Hastalık Kontrol CDC'nin önerisine baktım. Astım ve KOAH'ta. Bizim tabii alerji derneklerinin ve solunum derneklerinin önerileri de var. KOAH varlığı enfeksiyonu ağır geçirme için bir risk faktörü. Astım her zaman için bir risk faktörü değil. Orta ve özellikle ağır şiddette astımınız varsa, yani basamak 4-5 tedavi alıyorsanız, yüksek doz ilaçlar kullanıyor ve sık ataklar geçiriyorsanız ya da astımın kontrolü için biyolojik ajan dediğimiz bu iğne tedavilerinden oluyorsanız, o grup astımlılar risk faktörü ağır geçirmek için. Bu dönemde ne öneriyoruz? İşte kortizon içerdiği için ilaçlar yine COVID'i ağır geçirir miyim korkusuyla bırakmak düşünülebiliyor. Bunu kesinlikle önermiyoruz. Astım ve KOAH ilaçlarına düzenli mutlaka devam edilmesi gerekiyor bu dönemde de. En az, çünkü nefes yoluyla alınan kortizonun COVID'i ağır geçirmeye neden olduğuna dair hiç veri yok. Hatta koruyucu olabileceği yönünde birkaç çalışma var. O nedenle astım ilaçlarına devam edeceğiz. En az 30 gün yetecek miktarda ilacın hazır bulundurulması gerektiğini söylüyor bütün rehberler. Çünkü herhangi bir durumda, yani ilaca ulaşılamayabilir, dışarı çıkılamayabilir, eczanelere ulaşılamayabilir. Yanımızda en az bir aylık ilacımız olacak. Solunum yolu iritasyonu oluşturan bu dezenfektanları çok kullanmak yine sıkıntılı olabilir. Maske kullanmak, sosyal mesafeye dikkat etmek, mecbur olmadıkça evde kalıp dışarı çıkmamak önemli. Yani hasta olmamak önemli. Astım KOAH için ayrı bir öneri yok bu dönemde. Teşekkür ederim. Herhalde son slaytındı diye, evet, hatırlıyorum. Teşekkürler. Teşekkürler Ebru'cum. Güzel bir sohbetti. Son bir şey sorayım. Astım hastalarında daha çok uyguluyoruz. KOAH hastalarında olabilir mi, sana sorayım. Evde kendi kendilerini kontrol etmek için basit nefes testi yerine geçebilecek cihazlar var. Pik flometre diyoruz buna. Çok ucuz da cihazlar. Hele böyle COVID döneminde hastanelere gitmekten hastaların imtina ettiği, çekindikleri durumlarda bu tip kontrol yöntemlerini hastanın kendi kendini takip edebilmesini önerir misin? Ne dersin? Olabilir. O basit bir cihaz, ucuz da bir cihaz. Bir PEF metre cihazı edinip ama kendi en iyi değerini bulması lazım önce. Yani en az bir iki hafta boyunca sabah 3 kere, akşam 3 kere ölçüp en iyi değerini saptayacak. Mesela ben ölçeceğim 2 hafta sabah ve akşam değerlerimi ölçeceğim. Bir de sabahla akşam değerleri arasında %10'dan fazla bir değişkenlik de olmaması lazım. Yani bunu tabii doktoruna danışarak nasıl kullanacağını öğrenerek evde yapabilir. Benim en iyi değerim üflediğimde 650 mililitre çıkıyorsa mesela, bunda %20 ve daha üzerinde bir düşüş olduğunda benim dikkat etmem lazım. Yani bir atak yaşayabilirim ya da şikayetlerim olabilir. Erken haberci olabilir, kullanılabilir. Çok teşekkür ederiz bu sohbet için. Herhalde 20 dakikayı geçmedik diye tahmin ediyorum ama geçtiysek de izleyicilerimiz bizi affetsin. Bu dönemde YouTube, Zoom videoları çok fazla çekiliyor. Umarım izleyicilerimiz bizim YouTube kanalımıza, Türk Toraks Derneği YouTube kanalındaki videoları izlerler. Özellikle akciğer hastalıkları varsa çok yararlanacaklarına eminiz. Bu videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini işaretlemeyi unutmazlarsa çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz. Ebru'cum, sana da çok teşekkür ediyoruz katıldığın için, bizleri aydınlattığın için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.